ve gruptan çıktı. Valla Schneider final oynama ihtimali var dedim. Bugün iyi oynadılar. Sen geliyor musun? Söz! 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 Business Cup 2014 güz dönemi 51. dakika 5. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz her zaman olduğu gibi Murat Darman. Geçtiğimiz hafta yorumlarıyla dikkat çeken, turnuvaya damga vuran yorumlarıyla Murat Darman bugün de çeyrek final maçları hakkında sizlere yorumları olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, turnuvamız tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Çeyrek final karşılaşmaları, Temsan Engeller maçı ile ilgili yorumlarınızı alalım. Şimdi Temsan bugüne kadar çok iyi geldi. Zihni Hoca önderliğinde, gerçekten de Zihni Bey'e de buradan selam olsun. Çok iyi getirdi zaten bu noktaya kadar. Tabii ki Temsan'ın kendi içerisindeki hani bulunduğu konuma göre elindeki futbolcu kadrosu da çok güçlü. Ben önceden de söylemiştim yani hani Temsa'yı şöyle düşünün, bir Barcelona gibi düşünün. Yani o bir Barcelona. Tabii ki Temsa'nın da yenileceği karşılaşmalar olabilecek ama Barcelona nasıl hani yönetilirse Zihni Bey için, Emmer Bey için de yani Temsa'yı yönetmek o kadar kolay diye düşünüyorum. Gelelim Mengeller cephesine. Mengeller'de geçtiğimiz hafta ben söylemiştim. Yani evet, sürpriz bir galibiyet. Ne oldu yani, diyelim yoksa işte, yani, patlama mı diyelim? Geçen hafta moderatörümüz şey de söylemiştim, Yusuf'a da söylemiştim. Hani sizler için sürpriz, benim için normal bir sonuç demiştim. Ki öyle oldu. Ama bu hafta için düşünecek olursak Temsam Engeller dersen tabii ki Temsam. Yani Engeller'in şu anda yani o savunmasıyla her ne kadar olursa olsun yani fizik kondisyon olarak çok, daha doğrusu fizik olarak çok yüksekler. Evet. Ama Temsa'nın hızlı futbolcuları, mesela bir de Temsa'da şöyle bir şey var, geriden gelen adamlar kilidi açabiliyorlar. Mesela Ahmet var, Arif var, geriden gelen adamlar kilidi açabiliyorlar. Olcay mesela çok fazla yoruyor defansı, ondan sonra oyundan çıkarılıyor, yerine işte Soner giriyor falan. Benim tahminim Temsa, Mengeller'i rahat geçen yarı final adını yazdırır. Peki Mengeller'in hangi taktikte çıkmasını teklif eder, yani sunarsınız? Şimdi Mengeller Temsa karşısında hangi taktikle çıkarsa çıksın? Atletico Madrid taktiğiyle kapanacaklar, başka hiçbir yani şey. Yapacakları başka bir şey yok zaten. Hani Temsa karşısında ben çeyrek final maçına çıkıyorsam Temsa karşısında fiziğimi kullanırım. Bir ikincisi de 0-0'a yatarım. Yani penaltılarla evet, en azından bir şansım olur. Yoksa Temsa karşısında hani Mengeller gibi bir takımın Temsa karşısında bir şansı yok şu anda. Görünen o. Ben çok açık söylüyorum yani Temsa için bu karşılaşma terapi maçı olur. Şu andaki görüntü. Peki ya sürpriz olursa? Yok, sürpriz olmaz. Sürpriz olacak maç ben bilirim. Peki Acıbadem Adana Basın Spor ile ilgili yorumlarınızı alayım. Dostça bir karşılaşma geçecektir. Acıbadem de en az Temsa kadar bu organizasyonun ciddiyetinin farkında olan bir takım. Onlarda da özellikle orta sahada ben şeye benzetiyorum biraz, Sergen'e benzetiyorum stilini falan. Resul var. İyi bir futbolcu. Her iki ayağını da kullanabilen, bileklerine hakim bir futbolcu. Benim tahminimce Adana Basın da bu hafta Park Fırın'a yayınlandı. Adana Basın'da aslında düzgün gitmeyen bir şeyler var. Yani takımın içerisinde böyle maç öncesi çok güzel konuşuyorlar. Evet işte, Akman Hoca geliyor. Evet. Güzel taktikler veriyor. Hani tabii tam duymuyoruz hani ama arkadaşlarını anlatıyor. Ve futbolu bilen bir adam yani. Futbol, spor basının içindeki bir adam. Kesinlikle futbolu biliyordur. Ama yani bu karşılaşmada işte o denilenler tam olarak sahada uygulanamıyor herhalde. Benim tahminim Acıbadem bu karşılaşmayı rahat kazanır. Rahat geçer. Yani Acıbadem'in şu ana kadar oynadığı en rahat karşılaşmalardan biri olur. Turnuvada. Yani kazancıları 7-0 yendiler ama ondan bile rahat olur yani. O kadar gibi. Yani ilk yarıda daha 2-3 tane atar, maçı götürür. Evet. Pakfır'ın Özgür Atermit. Pakfır'ın Özgür Atermit hakkındaki yorumlarınızı alalım Sayın Darman. Buradan her iki takıma da sesleniyorum. Hangi kamera çekiyor? Ben buradan her iki takıma da sesleniyorum. Diyorum ki
Bu karşılaşma, evet, turnuvanın kaderini belirleyecek karşılaşmalardan biridir. Bakın çok net söylüyorum. Çünkü Pakford'un, bakın ilk maçını kaybetti, sonra berabere kaldı, sonra iki maç üst üste galip geldi. Pakford'un çok iyi bir takım. Ama Kemal'e bağlı bir takım. Gelelim Özgür Atermit'e. Özgür Atermit de çok iyi bir takım aslında. Kime bağlı? Ozan Ersin'e bağlı. İki takımın da belirli futbolcuları var. Evet. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu karşılaşma berabere biterse de şaşırmayın. Yani Özgür Atermit bu karşılaşmada, hani şöyle söyleyelim, iddia ağzıyla konuşalım. Pakford'un 1.20 ise Özgür Atermit 2.80, 3.60 falandır. Ama benim tahminim bu karşılaşma beraberliğe gidebilecek bir karşılaşma. Sadece tek bir şey var. Tek bir şey. O da Özgür Atermit açık futbol oynamayacak. Özgür Atermit kapanacak. Yani ben şöyle söyleyeyim. Temsa mı çıksa, Pakford mı çıksa Özgür Atermit'in karşısında daha iyi olur. Pakford çıksa daha iyi olur. Evet. Ve Özgür Atermit bu şansı yakalamış mı? Yarı finale yürümesi lazım. Pakford'un karşısına Hacı Badem de gelebilirdi. Özgür Atermit fırsatını yakalamış mı? Bu fırsatı iyi değerlendirir. Her iki takım içinde en mantıklı şey, Pakford'un bastırabilir. Ama Özgür Atermit ne olursa olsun bastırmayacak. Benim şahsi fikrim Özgür Atermit ilk yarıyı dengeli götürürse, ikinci yarı tek forvete dönüp, tek forvete dönüp, gerisini orta sahanın gerisine yığarsa, o zaman Özgür Atermit buradan bir beraberlik çıkartabilir. Hangi takımın kalecisi iyi dersen, her iki takımın da kalecisi iyi. Benim şahsi fikrime göre Özgür Atermit kalecisi Emrah'tan bir adım önde. O yüzden dolayı özellikle penaltılarda Özgür Atermit kazanabilir, tur atlayabilir. Özgür Atermit'e sesleniyorum. En mantıklı yapacağınız hareket kapanıp gol yememektir. Şu andaki görüntüde Pakford'un tur atlar gözüküyor. Ama benim içimden bir ses bu maçın beraberlikle penaltılara gidip Özgür Atermit'in tur atlayacağını söylüyor. İçimden bir ses söylüyor. Geçen hafta Engelliler Asetbetim.com 5-2 gitti bu maç. 3 hafta sonra Engelliler bir sürpriz yaptı. Ve Asetbetim.com Pazarlar maçı var. Bunun hakkında yorumlarınızı alalım. Büyükçarçar pek başlar. Çok farklı yeniler Engelliler. Geçen maç. Şimdi geçen maçtan sonra basın da ben de dedim. Özellikle takım taraflar falan tesis ve şey. Geçtiğimiz hafta Engelliler, Azizesef.com 5-2 ardından bu hafta çeyrek final karşılaşmasında da Azizesef.com kazananlar adına hakkındaki yorumlarınızı alalım. Sen geçen hafta Azizesef.com uyandı. Bakın dedi, yapmayın dedi. Peki bu maçta bir sürpriz mi oldu? Yani ben diyorum ya hani mesela sürpriz olarak size sürpriz olarak gözüküyordu, bana sürpriz olarak gözükmüyordu. Ama şöyle söyleyeyim, avizesedetim.com mesela Hünkar Pekbaş maç sonrası basın toplantısını izledi. Hünkar Pekbaş'la Ömer Faruk Yetiz de demiş, Murat Narman bizi uyarmıştır, biz dikkate almadık, buradan hata yapmışız falan demiş. Yani geçmiş olsun, yani hani maç kaybedilmiştir. Ama bundan sonraki maçlar için, mesela çeyrek final maç için daha dikkatli olmaları lazım. Kazancılar Adana. Ben söyleyeyim, Avizesedetim.com'un ben şansını görmüyorum kazancılar Adana dersiniz. Yani kazancılar Adana tur atlamadı. Bu kadar net konuşuyorum. Yani hani hiç mesela dikkat edin, az önce konuştuk. Mesela Özgür Atermit maçında işte şöyle olabilir, böyle olabilir. Hatta Acıbadem Adana basın spor maçıyla ilgili bile yorum yapıyor. Ama Avizesedetim.com maçında kazancılar Adana tur atlayacak. Avizesedetim.com tam hani mesela kalede Seyhan vardı. Seyhan bu hafta neden kesti? Seyhan bu hafta Mengeller maçında neden kesti? Çeyrek final karşılaşması için, çeyrek önemli maç başlığı için sonuçta eleme maçı. Hani kaleci tamam, oynamaz olur şimdi. Yani şimdi öyle bir şey ki kaleci, yani şimdi kaleci kolay hani şimdi açık konuşalım. 7 kişilik takımda kaleci en son sakatlanacak adamdır. Evet. Ha, şanssızlık, talihsizlik olur mu? Olur. Ama kaleci en son sakatlanacak adamdır. Şimdi sen niye bu şeyi kestin, Seyhan'ı kestin? Şimdi Seyhan'ı kestin, Seyhan bu maça çıktığında moralli mi çıkacak, moralsiz mi çıkacak? Defans, geçen haftanın açıklamalar yapmaya mı çalışacak? Yani hani, bir nokta işte olay ne biliyor musunuz? Yani takım seçiminden itibaren gelir başa. Yani şimdi mesela Özgür Atan bu hafta Mesut tekrar karşılaşmasına oraya karşılaşırsa ben söyleyeyim yine Pakfan kazanır. Geçen hafta Pakfan'ın Dallas maçı 5 Kemal Göktaş
Nerede? Stoper'de. Ondan önceki hafta. Bak Fırın'da. Mengen'den maçı var. Kemal Makış maçı orta sahada. Doğru adamı da bunu yarı yarı bulursan o zaman şaşıracak. Sen. Kalk. Avize tezit mi? Doktor. Kalk şu gösteriyorsun. Engellersen. Sadece şey istiyorsun. Sakma mı? Bu maliyet gelecek için. He. Bunu tam tahmin mi ettin? Kaleci işleyeceğini tam tahmin etmedim. Ama. Benim tam şuydu. Bir. Engeller bir yalan bahsedecekler. Bir şey gösterecek. Bir gösterecek. Ki. Avize tezit mi? Doktor. Ben dikkat etmesin mesela. İlk hafta. Pak yeni işte. Mesela. Pak maçı başlarken çok rahat çıktılar. Bunları zaten denemeler değil. Ne kadar relaks çıkarsın o kadar zorlandı. 3-3 beraber zor kalmışlar. Yani çıkan oyunu kalkar. Şimdi kazanacaklar maçı çıkacak. Ben sana söyleyeyim. Hani kazanacağın şu an şu anda benim özgürlüğüm var formu olacak. Çok sıkıntı olmalı. Abi sen de sen de buradan çok söylüyorum. Hünkar Pekbaş çıkıp en az 3 gol atması lazım. Kişisel becerisi baş şimdi. Ömer yetersiz. Abi sen de devam ettiği sürece. Çünkü çok agresif oldu. Gereksiz agresif kek. Var çarpmaz. Takım kendinden geçiyor. Ben söylüyorum Hünkar Pekbaş. Sadece 3 gol atmadı sonra. Bu maçta kazançlar arasında çok rahat yenir. Suat var. Çok iyi. Yani kazançlar arasında bu maçta ağır gol edilecek. Ben çok açık söylüyorum. Suat kampı mesela. Sahada. Firmanın sahibi de Suat kazançlar arasında sahibi. Sahada adım geri kalmıyor. Böyle. Şimdi kendinden bir yerde hani uğraşan bir tanım var. Bir yerde de size bağırıp çağıran bir tanım var. Hangisini sınav motive edeceğim? Ya tabii uğraşan kan her zaman seçildim. Bunların haricinde ben geçen arkadaşlarla görüşmüştüm. Bu organizasyon standartları onları falan dedi. Benim için önemli olan bir tane şudur. Mesela TEMS acaba bu hafta taraftan getirecek. Mesela taraftar çok değişik bir şey. Yani, tabii ki. Peki, temsil engellerler arasındaki maçlar. Biz de 14 günlerdeydi. 21 dakika böyle bir 6. bölümünde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.